merhabalar herkese. Evet, evdeyiz. Evde kalıyoruz. Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı için bunu bir süre daha yapacağız gibi gözüküyor. Ama madem evde kalıyoruz, sağlıklı kalmak ve hatta bu vakti de keyiflice geçirmek mümkün. Nasıl yaparız bunu? N11 ve İkernevi Mutfak kafa kafaya verdik, düşündük ve dedik ki şöyle güzel, buram buram kokan, herkesin keyifli yiyeceği, pişirmesi kolay, bulaşığı çok olmayan, evdeki malzemelerle de pat diye bir araya getirilebilecek bir ekmek yapalım. Neden olmasın? Ben hazırlığımı yaptım, siz de hazırlığınızı yapın. Hadi mutfağa. Yapım aşamasına geçmeden önce size kısaca malzemeleri listeleyeceğim ki siz de isterseniz şu noktada durdurup hemencik hazırlayabilirim. Malzemeleri verirken miktarını çorba kaşığı birimi üzerinden vereceğim. Çünkü gramajlarla evde uğraşmak şimdi zor olur diye düşünüyorum. Hamuru tam tahılla, tam tahıl olmayan normal unu karıştırarak, birebir oranında karıştırarak yapacağım. O karışım bana çok güzel gelir her zaman. O yüzden 10 çorba kaşığı tam tahıl, 10 çorba kaşığı normal rafine un var elimin altında. Hamur kabartma tozu var, bir çay kaşığı koyacağız. Tuz bir çimdik atacağız. Yarım çorba kaşığı şeker var. Kıvamı tutturmak için önemli. Bir yumurta, 2 çorba kaşığı dolusu süt. Burada da zeytinyağı var. O da yaklaşık yarım çorba kaşığı. Gerisi karıştırmak, çırpmak için ihtiyacı olan temel şeyler, aletler. Şuradaki üçlüye baktığınızda da bu ekmek hamurunu yapacağız. Ondan sonra da 4 parçaya böleceğiz. Evdeki büyük küçük herkesin damak tadına uysun diye. Ben nasıl çeşnilendiririm diye düşündüm. Keten tohumu vardı evde. Kekik, kuru ve ay çekirdeği vardı. Ben bunları buldum. Çok farklı kombinasyonları pek tabii deneyebilirsiniz. Zeytinler, cevizler. Hayal gücünüzü bırakın, coşsun diyorum. Onun dışında da başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok zaten. Tava arkada gördünüz belki. Yağlı kağıt döşedim. Olayımız budur. Yapım aşamasına geçiyoruz. Birinci adım. Un ve hamur kabartma tozunu pişirip yapacağız. Şimdi... Unu eledik. Hamur kabartma tozunu da içine katmıştık. Burası tamam. Geçiyorum. İkinci adıma. Yumurtayı kıracağım. Ve çırpacağım. Evet. Bir sonraki adım. Buraya sütü, yağ, şekeri, tuz atacağım. Bir sonraki adım, kuru malzemelerle ıslak malzemeleri birbirine katacağım. Ve tahmin edin hangi kıvama gelene kadar yoğuracağım. O meşhur kulak memesi kıvamı. Evet. Bu arada ben sihirli dokunuşlarımla mutfağı tezgahı temizledim. Siz de görüntüsü güzel olsun diye siz bulaşık kısmını en son halledersiniz. Şimdi dediğim gibi dörde böleceğiz ki büyük küçük farklı damak tatlarına hitap edelim diye. Şimdi bir tanesini sade bırakacağız dedik zaten. Bu şimdilik böyle bir sade. 10 dakika bekleme meselemiz var. Onun için onu beklemek üzere bunu tutuyorum kenarda. Ama öbürlerini ne yapacağım? Şimdi bir tanesine dedim ki ben bir miktar keten tohumu dökeceğim ve onunla karıştıracağım. Öbürüne dedim ki şöyle açayım. Bir miktar kekik dökeceğim. Eze eze. Çok da kuvvetli bir tadı malum. Abartmayalım. Dördüncüsüne de ay çekirdeği koyacağım. Ve şimdi bunları şöyle bir malzemeleri içinde olabildiğince eşit miktarda dağılmasını izin verecek şekilde yoğurduktan sonra 10 dakika beklemeye koyacağım. Sade, kekikli, keten tohumlu, ay çekirdekli. Bakalım en çok hangisi sevilecek.
10 dakikalık bekleme süresi bitti. Gördüğünüz gibi hafif deşiştiler. Bunu biz tam tavuklu un yerine tamamen beyaz unla yapmış olsaydık muhtemelen daha da kabarmış olarak göreceksiniz. Eğer siz öyle denediyseniz daha kabarık ekmekleriniz olmuş olur muhtemelen. Ben ocağın altını yaktım. Şimdi bunu bu şekilde yerleştireceğim. Kapağı da kapatacağım. Ne kadar derseniz zaten siz ekmeklerin renginin dönmesinden anlayacaksınız. Ondan sonra da ters tarafa çevireceğiz. Bir de öbür taraflarını pişireceğiz. Sonra da ekmeklerimiz hazır olacak. Son halini pek tabii ki bu tezgahta göreceksiniz. Az sonra görüşmek üzere. Hazır mıyız? Evet. Ta-ta-ta-ta. Ekmekler böyle. Gördüğünüz gibi altından üstünden gayet piştiği belli oluyor. Evet. Şimdi bir tanesini, şu sanırım kekikli olanı böleceğim ki içini görün diye. Oh, mis gibi kokuyor. Olayımız budur. Ben zaten benim halimden belli oluyordur. Şu anda iştahım kabarmış vaziyette. Bu işten çok büyük zevk alıyorum. Umarım siz de seyretmekten zevk alırsınız. Yapmaktan da aynı şekilde zevk alacağınıza eminim. Ama bunun dışında beslenme konusunda ve beslenme dışı konularda pek çok böyle vakti daha keyifli geçirmenize yardımcı olabilecek içerikler var. N11'in Instagram hesabında onu takibe alırsanız her gün farklı farklı alanlardan pek çok fikirler edinebilir, ilhamlar toplayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Lütfen sağlıklı kalın.